Size baştan sona bu 8 ayda başımdan geçen her şeyi anlatmak isterdim. Ama dürüst olalım, kimsenin umurunda değil. Trajediler yaşandı, kırıldım, depresyona girdim, sağlığımı kaybettim. Adeta Recep İvedik sededitlerine döndüm. Ama sonra iyileşmeye karar verdim. Gelişmeye karar verdim. Ama bunun için önce iç huzurumu sağlamak zorundaydım. Bruce Wayne'in Gotham'ın tüm pisliğini görünce oradan uzaklaşması gibi ben de evimden ve herkesten uzaklaştım. Mentalimi toplamak için yalnız bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Dağlar aştım, tepeler aştım, ormanlar aştım. Yetmedi. Biraz daha dağ tepe aştım. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Biraz daha. Yetmedi. Her yerde kaybolan yaşama hevesimi aradım. Biraz uzun sürdü ama yavaş yavaş ruh sağlığımı geri kazandım. Zihnim berraklaştı. Mentalimi biraz topladıktan sonra direkt eve dönmekten vazgeçtim. Eve dönersem aynı şeyler olacaktı. Bunun yerine başka bir şehirde fiziksel sağlığımı da geri kazanmak için tekrar spora başladım. Parçalanmış ruhumu onarırken bir yandan da 3 yıldır değer görmemiş ve kendi haline bırakılmış vücudumu tekrar o eski günlerine getirmeye çalıştım. Orada olduğum 2 ay içinde 15 kilo verdim. Ama verilen zarar 2 ayda onarılacak bir şey değildi. En azından bu işin başlangıcını orada attım. Ama önemli olan tek şeyi... Pembe. Disiplinli olmayı öğrendim. Disiplinin motivasyondan daha önemli olduğunu iyice kavradım. Zihnimin berraklığını vücudum takip etti. İyileşiyordum ve mutluydum. Tüm yaşadığım şeyleri geride bırakmıştım. Sonra hayallerimi ve hedeflerimi hatırladım. Sizi hatırladım. Video çekmeyi çok seviyordum ve bundan çok uzun bir süre ayrı kaldım. Çünkü bende bir problem vardı. Hayatımda hiçbir zaman potansiyelimin %100'ünü kullanmadım. Hiçbir şey için. Ne okul hayatımda, ne çalışırken, ne gitar çalmayı öğrenirken, size video yaparken bile asla potansiyelimin %100'ünü kullanmadım. Ciddiye almadım, üşendim ve yapabileceğimin tamamını asla yapmadım. Hep yarım bıraktım. Ama artık yarım bıraktığım şeyleri tamamlamak için eve dönüyorum. Gotham'ın Batman'e ihtiyacı olduğu gibi Batman'in de Gotham'a ihtiyacı vardı. Bu yüzden artık bir şeyleri ciddiye alma vakti geldi. Ve fırtına dindiğinde onu nasıl atlattığını, nasıl hayatta kaldığını hatırlamayacaksın. Fırtınanın gerçekten dinip dinmediğinden bile emin olamayacaksın. Ama kesin olan bir şey var. Fırtınadan çıktığında içeri girenle aynı kişi olmayacaksın. Fırtınanın tüm olayı bu. Şimdi hazırsanız, comeback zamanı.